Bir son dakika haberimiz var. İyi Parti'den bir istifa haberi geldi. 2018 seçimlerinde milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Ayrıntıları alacağım TV100 editörü Ertuğrul Tunç'tan. Ertuğrul, seni dinliyorum. Durmuş Yılmaz siyasi parti üyeliğinden istifa ettiğini, senin de söylediğin gibi Hande, sosyal medyadan duyurdu, ancak o duyurunun içerisinde E-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair paylaşıma yer verdi. Yani istifasını aslında bu şekilde açıkladığını belirtmekte fayda var. Durmuş Yılmaz özellikle de bu yıl seçimler öncesinde gerçekleşen temayül yoklamasında, temayül seçimlerinde umduğunu bulamayarak en büyük hayal kırıklığına uğramıştı. 2018 yılındaki seçimlerde milletvekili olarak seçilmiş, ancak bu yıl gerçekleştirilen temayülde 9. sırada yer almıştı. 83 aday arasındaydı 3. bölge için Ankara'da ve kendisinin o sonuç sonrası yaptığı açıklamada da ağırlığımı öğrenmiş oldum şeklinde bir sitemi vardı. Ve de bunun yanı sıra da kurucu üye olması sıfatıyla, İyi Parti'nin kurucu üyelerinden olması sıfatıyla da bugün gerçekleştirmiş olduğu söz konusu açıklamayla yol ayrılığının ne kadar kritik olduğunun altını çizmekte fayda var. Geniş bir açıklama için bir süre bekleyeceğini söyledi. Bize de TV100'e de konuştu ve bu ayrılığı zaten doğruladı Durmuş Yılmaz. Ve bununla birlikte de kendisinin şöyle bir ifadesi var. Partide taşı elimin altına, daha doğrusu elimi taşın altına koymam gereken bütün hayallerim yıkıldı dedi. Yol ayrılığını işte bu şekilde duyurdu Durmuş Yılmaz. Geniş bir açıklama için önümüzdeki günlere işaret ettiğinin de altını çizmiş olalım. Tabii ki İyi Parti'deki ilk ayrılık değil bu. Geçen hafta baktığımız zaman da Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu istifasını duyurmuştu. Gerekçesi de görüş ayrılıklarıydı. Bu hafta içerisinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat rozetini kendisine takmasıyla birlikte o da AK Parti'ye katılmıştı. Ancak önümüzdeki süreçte Durmuş Yılmaz için henüz nasıl bir yol izleyeceği yönünde açıklaması olmadığını bir kez daha belirtelim. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Bir Kudüs'ü gösterelim sizlere. İsrail-Filistin çatışmalarının başından beri Kudüs'te bugün 5. kritik cuma. İsrail polisi yine Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine şartlı izin verdi. TV100'den Sertaç Murat Koç takip ediyor. Sertaç. Katliam mesaisinin 35. gününde 5. cumada an itibariyle geride kaldı. Yine geride bırakılan 4 cuma namazına benzer görüntüler yaşandı. İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya açılan bütün kapıları kuşattı. Demirden barikatlar oluşturuldu ve içeri sadece 60 yaşın üzerinde Filistinli Müslümanlar alındı. Yani İsrail açısından tehdit olarak görülmeyen yaşlı insanların namaz kılmasına Mescid-i Aksa'da izin verildi. Tabii Mescid-i Aksa'nın Kubbetü Sahra'nın olduğu bölgenin sadece mescitlerin içi değil, bahçeleri de dahil edildiğinde on binlerce, yüz bine varan Müslümanın aynı anda namaz kıldığını biliyoruz. Daha önce buna şahitlik etmiştik. Ancak geride bırakılan bu 5 cuma namazında bu sayı yüzlere kadar düştü. İlk cumada 5000'e yakın Filistinli içeri alınmıştı. 2, 3. ve 4. cumada bu 2000-3000 civarında seyretmişti. Ancak bu son geride bıraktığımız cuma namazında yüzlerle ifade ediliyor. Yani 100.000'e yakın insanın namaz kılacağı, eş zamanlı olarak namaz kılabileceği yerde yüzlerce insan namaz kıldı. Tabi bunlar şanslı bölümü, içeri girenler namazlarını kıldı. Bir de giremeyenler var. Onlar da genç nüfusu oluşturuyor. Özellikle Filistinli gençler topluluk halinde namaz kılmaya gidiyorlar omuzlarındaki seccadelerle. Ama İsrail polisi buna izin vermiyor ve arkamda gördüğünüz Cuz Vadisi'nin içine doğru onları gaz fişekleriyle, lağım sularıyla, lağımlardan çektikleri o iğrenç kokuya sahip ve mide bulandıran o sularla geri püskürtüyor. Ve sokaklarda da bu cuma namazının kılınmasına yine izin verilmedi. Yani namluların altında, namluların gölgesinde, silahların gölgesinde, namluların ucunda bir cuma namazı daha geride kaldı. Mahallede göz gözü görmedi. Yine düzinelerce gaz fişeği kullanıldı. Tonlarca lağım suyu sıkıldı. Hatta bu sadece plastik mermi kullanıyorlar. Olay çok gerilirse plastik mermiyle de kalmadı. Sıkıştırılmış tuz taneleri ve kavrulmamış kahve çekirdekleri de fırlatıldı yine. O da nüfuza, vücuda nüfuz ettiğinde aynı plastik mermi etkisi yaratıyor. İçinde gerçek mermi olan uzun namlulu silahlar biz de dahil çevredeki birçok insana yöneltildi, Müslümana yöneltildi İsrail polisince. Ve o insanlar gördüğünüz arkamdaki El Cuz Vadisi'nin ara sokaklarında kayboldular. Tek amaçları cuma namazını kılmaktı. Ama bu 35. günde de geride kalan
4 Cuma'da olduğu gibi 5. Cuma namazında da Mescid-i Aksa'da namaz kılmalarına izin verilmedi.